Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine en çok sevilen çocuk çantası modellerimden birini birlikte öreceğiz. Sevimli bir koala. Şöyle detaylıca bir göstereyim. Bu çantanın ücretsiz tarifini çok uzun zaman önce Instagram sayfamda paylaşmıştım. Ama yine de çok videosuz soruluyordum. Yeni başlayanlar için özellikle çok faydalı olacağına inandığım detaylı örgü ve dikiş videosu oldu. Ben şöyle iki farklı renk tonunda hazırlamıştım daha önce. İkisini de göstereyim size. İstediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım örmeye. Malzeme bilgilerimizle başlayabiliriz. Her zaman kullandığım ipliği kullandım ben yine. %60 pamuk, %40 akrilik, 100 gramlık yumak, 200 metre uzunluğunda plus diye geçen bir grup. İstediğiniz herhangi bir markayı kullanabilirsiniz. 3 milim tığla örüyorum ben bu ipliği. Sadece askısını örerken 3,5 milim tığ kullanacağım. Gözler için daha ince siyah bir iplik kullanıyorum. 2,2 milim ve burun için kullanacağım. Kulakların içine örmek için de yine şöyle herhangi bir marka tüylü beyaz bir iplik tercih edebilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Çantanın gövdesini örerek başlıyoruz. 3 milim tığımı ve gri ipliğimi aldım. İpliğimi sıkıştırdım ve 22 tane zincir çekiyorum. İpliği tığıma doladım ve geriye dönerek 3. ilmekten itibaren her zincirin içine bir tane yarım trabzan örüyorum. Toplam 19 tane yarım trabzan öreceğiz. Dokuzuncu yarım trabzanımı ördüm. Sonda kalan bir tane ilmeğim var. Onun içine 4 tane yarım trabzan örüyorum. Aynı ilmeğin içine 4 tane yarım trabzan örerken de parçayı elimde döndürüyorum. Çünkü ilmeklerin karşı tarafından örmeye devam edeceğiz. Bu tarafa geçtiğimizde yine buradaki her ilmeğin karşısına bir tane yarım trabzan öreceğim. Toplamda buraya da 18 tane yarım trabzan örelim. Yarım trabzan ördüm ve en sonda bir tane boş ilmeğim kaldı. Oraya da aynı ilmeğin içine 3 tane yarım trabzan örüyorum. Bakın tur bitti. Yaptığım ilk yarım trabzanın tepesindeki ilmeğe bir ilmek kaydırma yaparak bağlandım ve yeni tura başlamak için 2 zincir çektim. Şöyle bir taban oluştu elimizde. Şimdi zincirin dibinden itibaren örmeye devam ediyorum. Baştaki zinciri hiçbir zaman yarım trabzan olarak saymıyoruz. O yüzden dibine bir tane ördüm. 20 tane yarım trabzan örelim. Her ilmeğin içine bir tane yarım trabzan 20 defa. Yirminci yarım trabzanımı da ördüm. Şimdi burada iki tane arttırma yapacağım. Sıradaki ilmeğin içine
2 tane yarım trabzan örüyorum. Aynı ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan. Bir sonraki ilmeğe yine aynı şekilde 2 tane yarım trabzan ördüm. Şimdi tekrar 20 tane yarım trabzan örelim. Her ilmeğe 1 tane. Yirminci yarım trabzanımı ördüm. Yine 2 tane arttırma yapacağım burada. Sıradaki ilmeğe 2 tane yarım trabzan ördüm. Hemen yanındaki ilmeğe tekrar 2 tane yarım trabzan ördüm. Zaten burada turum bitti. İlk ilmeğin tepesine ilmek kaydırma yaparak bağlandım. Ve tekrar 2 zincir çektim. Arttırma sıramız bu kadardı. Sadece ilk 2 sırada arttırma yaptık ve 48 ilmeğe ulaştık. Bu benim için yeterli bir büyüklük. Siz daha büyük bir çanta isterseniz bir tur daha burada arttırma yaptığım yerlerden orantılı eşit bir şekilde arttırabilirsiniz. Benim için bu ebat yeterli. Şimdi herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan 11 tur boyunca 48 yarım trabzan öreceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken her zamanki gibi her tur sonunda ilk ilmeğe ilmek kaydırma ile bağlanmak, yeni tura 2 zincir çekerek başlamak ve her zaman ilk yarım trabzanınızı zincirin dibine örmek. Bu kadar basit. 11 tur örelim ve devamı için buluşalım. Evet, 11 tur ördüm ben. Sizin için ölçüsünü de vereceğim şimdi. Çantamın genişliği 14 santim, yüksekliği de 12-12,5 santim diyebiliriz. Şimdi kulakları örmeye başlayabiliriz. Öncelikle bu ipliğimizi içeride kaybedelim ve keselim. Evet, ilmek kaydırma yaparak geldiğimiz için çantanın şu kısmı buradan başlıyor ama bu tarafa doğru hafiften gidiyor. Burasını arka taraf yapalım. Çantamızın ön yüzü burası olacak. Ona göre dikişini yaparsınız. Şimdi yine gri ipliğimizi ve 3 milim tığımızı alalım. Kulakları örmeye başlayalım. Kulakları sihirli halka için öreceğiz. Sihirli halkamı yaptım. 2 tane zincir çektim ve 6 tane yarım trabzan örerek başlıyorum. Halkayı sıkılaştıralım ve ilk ilmeğin tepesine ilmek kaydırmayla bağlanalım. 2 zincir çektim tekrar. Zincirin dibinden itibaren sıra sonuna kadar her ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan örüyorum. Yine ilmek kaydırmayla ilk ilmeğe bağlanıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Şimdi 12 ilmek oldu elimde. 18 ilmeğe ulaşmak istiyorum. Bunun için bir tek bir çift yarım trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir tane yarım trabzan, bir tane yarım trabzan arttırma şeklinde ilerleyelim.
Son arttırmamı da yaptım. Ve yine ilk ilmeğe ilmek kaydırmayla bağlandım. 2 zincir çektim. Şimdi 24 ilmeğe ulaşmak istiyorum. Bunun için yine zincirin dibinden itibaren 2 tane yarım trabzan örelim. Birinciyi ördüm. 2. Sıradaki ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan örüyorum. Yani 2 tane tek, 1 tane çift yarım trabzan yaparak bu turun da sonuna gelelim. Evet, artık 24 ilmeğe ulaştım ve arttırmalarımı tamamlamış oldum. Şimdi 2 tur arttırma ve eksiltme yapmadan 24 yarım trabzan örelim. Her zamanki gibi 2 zincir çekmeyi ve zincirin dibinden itibaren örmeye başlamayı unutmayın lütfen. 2 tur 24 yarım trabzan. Son yarım trabzanımı da ördüm ve ilmek kaydırmayla ilk ilmeğin tepesine bağlandım. İpliği dikiş için biraz uzun bırakarak kesebilirsiniz. Şöyle bu kulağı kenara koyalım. Şimdi kulağın iç kısmını öreceğiz. Bu tarz iplerle sihirli halka yapmak zor oluyor. Hatta benim size burada göstermem de biraz zor olacak şu an muhtemelen. Yine 3 milim tığ kullanıyorum. Sihirli halka yerine şöyle bir şey yapalım. Yine ipliği bir sıkılaştırın burada. 3 tane zincir çekelim. İpliği tığa dolayalım ve ilk çektiğimiz birinci zincire batarak bir tane ikili trabzan örelim. Battım ve tığdaki ilmeklerimi 2 seferde çıkardım. Toplam aynı noktaya, yani bir halka yapmışız gibi düşünün orada. Aynı noktanın içine 6 tane yarım trabzan örüyoruz arkadaşlar. Ve yuvarlak bir şekil elde etmiş olacağız böylece. İkinciyi de ördüm ben. Biraz zorlanacaksınız görmekte. Artık el yordamıyla bulacağız. Üçüncüyü yaptım. Zaten hata da göstermediği için önemli olan sağlam olması diyeyim. Şu an aynı noktaya batıyorum. Beşinciyi yaptım. Ve son olarak altıncı yarım trabzanımı yaptım. Zaten ulaşmak istediğim şekil tam olarak bu. O yüzden ilmek kaydırma, birleştirme vesaire yapmıyorum. Biraz uzun bıraktım ipliği yine. Buradaki ipliği de kesebilirsiniz. Başlangıç ipliğimiz. Şimdi şu şekilde yerleştirelim ve sadece iç kısma dikelim. Arka taraftan görünmeyecek. Bakın içeriden de şöyle bir görüntü oldu. Ben yünlü iğnesi kullandım. Diğer iğnelere çok zor geçip ayrıldığı için bir boy küçüğünü de kullanabilirsiniz bunun. Daha pratik olur. Şöyle içeride sıkılaştırdım ve kesiyorum. İşte bu kadar. Şimdi aynısından bir tane daha hazırlayalım ve sonra yerlerine dikelim.
Evet, kulakların ikisini de hazırladım ben. Artık dikme aşamasına geçebiliriz. Çantayı aldım. Üstten itibaren dikmeye başlıyorum. Şu ilk iki sıraya çantanın askısına dikeceğiz. Şöyle bir görüntü güzel oluyor. Şuradan itibaren. Bakın ipliğim burada. İpliğinizin yönüne göre dikeceğiniz yeri başlatın. İsterseniz şu şekilde yardımcı iğneler de kullanabilirsiniz dikiş aşamasında. Şuradan başlaması gerekiyor dikişimin. Ama ipliğim burada. O yüzden buradan itibaren aşağı ineceğim ben. Dönüşte tekrar orayı dikeceğim. Yine muntazam olması için her zamanki gibi bir ilmek çantadan, daha sonra bir ilmek kulaktan alabilirsiniz. Her ilmeği diktiğinizden emin olun sadece bu aşamada. Şimdi ön tarafa dikmeye başlayacağız. Şuradan aynı yerden öne doğru geçirdim iğnemi. Ve aynı şekilde her ilmeği tek tek çantaya dikiyorum. Şuradan itibaren demiştim. Buraya batıp tekrar arkaya geçiyorum. Burada iki ilmeğim kalmıştı dikmediğim. Onları da dikeceğim. Dikerken ipliğinizi çok çekmemeye özen gösterin. Sağlam olacağı kadar çekin. Çok fazla çekerseniz buradaki ilmekler büzüşür ve hoş olmayan bir görüntü elde edersiniz. Şimdi şuradan tekrar girdim. Biraz kulağın içinde ipliğinizi yürüttükten sonra kesebilirsiniz. Evet. Şimdi aynı şekilde bu kulağı iğneleyelim ve bunu diktiğimiz gibi tam karşısına dikelim. Evet, diğer kulağı da diktiysek artık burnu örebiliriz. Arkadan da görünümünü göstereyim. Önden şöyle. Burun için siyah bir iplik, çantayı ördüğümüzden daha ince bir iplik kullanıyorum. O yüzden tabii tığımı da incelttim. 2,2 milim tığla öreceğim. 7 tane zincir çekiyoruz. Ve geriye dönerek 3. ilmekten itibaren 4 tane yarım trabzan örüyoruz. 2, 3 ve 4. Sonda bir tane zincirimiz kaldı. Onun içine de aynı zincirin içine 4 tane yarım trabzan örüyoruz. Aynı zamanda da örerken parçayı hafifçe döndürelim elimizde. Tam köşe kısmı. 4 tane yarım trabzanımı ördüm. Şimdi ilmeklerin karşı tarafından 3 tane yarım trabzan örüyorum. 2 ve 3. Sonda kalan ilmeğime de 3 tane yarım trabzan örüyorum. Yani aynı ilmeğin içine 3 tane yarım trabzan. İlmek kaydırma yaparak ilk ilmeğin
tepesine bağlanıyoruz. Ve iki zincir çekiyoruz. Şimdi zincirin dibinden itibaren örmeye başlayacağım. 6 tane yarım trabzan örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 2 tane artırma yapacağım şimdi burada. Sıradaki 2 ilmeğe de 2 tane yarım trabzan örüyorum. Birinci artırmamı yaptım. Tekrar aynı ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan ördüm. 5 tane yarım trabzan örüyorum şimdi bu tarafta. 2 siyah olduğu için iplik ilmekleri görmek ve göstermek biraz zor oluyor. 5. yarım trabzanı da yaptım. Sonda bir tane boş ilmeğim kaldı. Onun içine de aynı ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan örüyorum. Yani bir tane daha arttırma yapmış oldum. Ve yine ilk ilmeğe ilmek kaydırmayla bağlanalım. İpliği dikiş için uzun bırakarak kesebilirsiniz. Şunu da keselim hatta. Şimdi önce burnu dikeceğiz. Burnun yeri önemli. Burnu diktikten sonra da iki tarafına gözlerimizi dikeceğiz. Burnun yerini şöyle ayarlayabilirsiniz. Bir yandan sayabilirsiniz ilmekleri eşit olması için. Ben şöyle aşağıdan 4. turun üstüne yerleştirdim. Zaten şu aradaki 4 sıraya dikmiş oluyoruz. Evet, burnumuz da hazır olduğuna göre artık gözleri örebiliriz. Gözler için yine aynı siyah ipliği ve aynı tığı kullanıyorum. Sihirli halka içine 5 tane sık iğne örelim ve halkayı kapatarak burnun iki tarafına dikelim. Evet, şöyle iki yana dikebilirsiniz burunla ve kulaklarla hizalayarak. Evet, gözlerimizi de diktiğimize göre artık çantamız bitti sayılır. Şimdi çantamızın askısını örüp dikeceğiz. Ben şöyle 90 cm uzunluğunda bir kordon hazırladım. Aynı ipliği kullandım. 3,5 milim tığla ördüm. Kordon yapım videosunu açıklama kısmına ve videonun sonuna ekliyorum. Oradan detaylı bir şekilde izleyip yapabilirsiniz. Askıyı da hemen kulakların üstüne şu mesafeye karşılıklı dikelim. Evet, çantamızın askısını da diktik. Artık tamamen bitti. Ben yine her zamanki gibi son dokunuş olarak biraz yanakları renklendirmek istiyorum. Bunun için normal bir makyaj aralığı kullanıyorum ben. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama görüntü, ifade çok daha tatlı oluyor benim için. Hafiften de şöyle bir kulaklara yapalım. Ve çantamız kullanıma hazır. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizin ellerine sağlık. Hoşça kalın.